Oo, ne oluyor? Hayır, oraya girme. Hayır, hayır, hiç de bakamam ki oraya. Oo, bu film çok korkunç ya. 16 yaşından itibaren ha. Aa, Betü, sen ne yapıyorsun orada? Yani filmden mi korkuyorsun? Yani yaşlısın yani. Hayır, arada bakamıyorum. Aa, Betül, abartma. Ben senin yerinde olsam var ya, o kadar da korkmazdım. He, ne demek istiyorsun yani? Yani ben 16 yaşından değilim. Sen 16 yaşında değilsin. Film 16 yaşından itibaren. Tamam, ben de bakıyorum şu an filme. Yani anlamıyorum yani 16 yaşından niye itibaren olduğunu. Ben de bakmıştım yani, o kadar korkmamıştım. Arda, yalan söyleme. Sanki hiç korkmadım böyle şeyde. Belki olabilir ama ben senden daha küçüğüm yani. Ben senin yerinde olsam o kadar korkmam yani. Benden büyüksün. Hiç dediğin var ya, çok mantıksız bence Arda. Sensin mantıksız. Ben yukarıya gidiyorum. Birazdan göstereceğim. Betül, niye bakıyorsun bu filme? 16 yaşına girmedin. Arda, yatakta olman lazım. Betül, sen de. Evet baba, kusura bakma ama bakmak istemedim bu filmi. Herkes benim sınıfta baktı. Tamam, oldu, annene anlatmayacağım. O zaman sen de seninle annene anlatma, tamam mı? Yani amcam burada ne yaptığını. Tamam tamam, söylemem o zaman. Ben yukarıya gidiyorum yatağa. Bu Arda da gerçekten hiçbir şeyden korkmamış gibi. Ha bak, bunu göstermek istedim. Yani baksana, böyle şey oyunları da oynuyorum 16 yaşından itibaren, yani korku oyunları. Baksana. O Arda, oyun ne, film ne? Ben senin yerinde olsam ben de korkmazdım. Ha, ben onu daha demin, ben de öyle de daha demin dedim. Niye annesini diyorsun? Çocuklar, daha demin demedim mi yatağa gideceksiniz diye? Aa, tamam baba ya. Uf, gideceğiz işte, tamam. Yarın görüşürüz. Aa, o da sanki şey ya, ben senin yerinde olsam, ben senin yerinde olsam. Betül, kalk bakalım, günaydın. Kahvaltı hazırladım, ben işe gidiyorum, tamam mı kızım? Arda'yı da kaldırır mısın, hadi. Tamam baba. Arda'yı kaldırırım şimdi. Çok iyi de kaldırırım. Tamam, oldu o zaman Betül, görüşürüz sonra. Oh be, babam da iyi ki gitti. Şimdi challenge'i başlayabilirim Arda'yla. 24 saat challenge'i. Arda, günaydın, kalk. Okula gitmen lazım. Oh, bir tür rahat bırak beni ya. Sesini hiç duymak da istemiyorum. Arda, kalkar mısın? O zaman geç geleceksin 24 saat challenge'ime. Dur. Tam kalktım. Ne challenge'iymiş bu? Ha, böyle kaldırırlar işte. O zaman gel in aşağı, o zaman halledelim. Konuşalım o zaman. Hayırdır, ne oldu? Ne 24 saat challenge'i, söyle. Ne yemek mi yiyeceksin? Ne yapacaksın? Koşu mu yapacaksın? Ne yapacaksın? Bugün 24 saat challenge'i oynuyor. Ben senin yerinde olsaydım challenge'i yapacağız. Tamam mı? Sen dün dedin ya, ben senin yerinde olsam korkmazdım falan. Tamam, öyle yapalım mı? Tamam, tabii ki de yapalım. Hadi gel. Bakalım. Kesinlikle ben kazanacağım Betül. Bakalım o zaman, hemen başlayabiliriz. Ben senin yerinde olsam benim okula giderdin. Ne, o kadar da değil ya. Ben senin okuluna gitmek istemiyorum ki. O zaman sen challenge'i kaybettin. Öyle demedik mi? Ben senin yerinde olsam benim okuluna. Tamam. Challenge'i kabul ediyorum. Biliyor musun? Ben senin yerinde olsaydım sen de benim anaokuluna gidersin. Tamam, yaparım. Ben yani 4 sene gittim anaokuluna. Of, çok garip olacak ya. Ben nasıl okula gideceğim ki? Yani ne yapacağım? Neyse. Oo, bu okulda gerçekten de çok büyük ya, bizim okula bakarak. Wow. Günaydın Arda, yanlış okula gelmedin mi? Yani daha ikinci sınıfta değil misin? Anaokuluna gitmen lazım. Of, tabii ki de anaokulundayım ama bu bir challenge yapıyoruz, bilmen lazım. Dur, beklesene bir. Bu öğrenci hiç görmedim burada. Yani çok da küçük gözüküyor. Yani bu herhalde bizim okulda değil. Aa, ben senin yerinde olsaydım challenge'i yapıyorsunuz. Ben de yapabilir miyim? Geç kaldır. Bir dahaki sefere, tamam mı? Neyse, ben şimdi Betül'ün odasına gidiyorum. Günaydın çocuklar. Sen de kimsin bakalım? Nasıl? Bilmiyorsunuz mu? Ben Arda Ceylan. Yani herkes beni biliyor burada. Yani Arda Ceylan duymuştum bir yerde. Tamam, neyse, hadi git bakalım okuna. Sınıfına. Tamam, gideceğim yani ama tutuyorsunuz beni burada. Nasıl gideyim ki o zaman sınıfıma? Tutmayın beni, gideyim. Neyse, ben bir bilgisayarda bir bakayım yani, bu çocuğu hiç görmedim bu çocuğu çünkü burada. Yani soy ismi tanıdık geldi de. Çok güzel bir gün olacak yani böyle büyük bir okulunda. Günaydın Betül'ün sınıfı. Ben bir challenge yapıyorum da Betül'le, o yüzden ben buradayım.
Ne? Senin Betül'ün yerinde mi geldin burada? Betül ne yapıyor o zaman? Aa, düşünsenize. Tabii ki de o zaman Betül de benim okulumla gitti yani anaokuluna. O da yaptı kesinlikle. Ne? Ne kadar da cool. Evet, tabii ki de cool. Neyse bakalım Betül bütün günü ne yapıyormuş okulda. Ah çocuklar günaydın. Yani Betül Ceylan şimdi şeyini şey yapabilir. Ah merhaba ben Arda Ceylan ben Betül'ün kardeşiyim. Niye? Niye okula geldin ki? Hastalandın mı yoksa Betül? Ah annem babam yapardı ben Betül için geldim okula. Yani hayırdır onu mu yapıyorsunuz? Tabii ki de yaparım ben bunu. Bunu evet tamam bunları da yaparım yani çok zor değil yani çok kolay gözüküyormuş yani. Yani bilmiyordum yani bu kadar kolay olduğunu yani Betül'ün okulunda. Yani bütün gün hiçbir şey yapmıyorlarmış yani bu nasıl bir ders? Ne sen mi şimdi Betül'ün yerine geldin? Betül nerede o zaman? Yani oyun mu bu? Hayır oyun değil bu bir challenge yapıyoruz yani. Oyuncak mı burası? Oyun yeri mi burası? Betül Ceylan nerede? Bakar mısınız? Ceylan. Evet bizde bir Betül Ceylan var sistemde. Yani bu bize ait değil. Evet daha demin de şey yaptım farkına. Ne oluyor burada? Herkese mi anlatmam lazım benim şimdi ya? Kaç kere diyeceğim? Bakın benle Betül ve bir ben senin yerinde olsam challenge'i yapıyoruz. Betül benim okulumda, ben de Betül'ün okulunda. Tek bir challenge yapıyoruz. Fazla bir şey değil ki. Ne? Betül senin okulunda, ben okulunda. O zaman hadi ben de bir oraya gideyim. Okuluna hadi gel bakalım. Merhaba, günaydın. Bayağı adam beri yoktum bu sınıfta. He Betül sen misin? Sen bu okulda değilsin ki de artık. Evet doğru. Ben Arda'yla bir challenge yapıyorum. Ben de Arda'ya dedim ki o benim okuluna gitsin. Arda da dedi ki ben senin yanımda, sen de benim okuluna gidersin diye. Öyle işte. Öyle bir challenge yaptı. Çok cool da Betül ama acaba öğretmenler bir şey demezler mi? Biliyorum ama en önemlisi benim challenge'i kazanmak. Hey Betül de ne yapıyorsun sen burada? Arda geldik ya bir gün okula. Buluşacaktık ya. Kusura bakma Mert yani Arda benim okulunda yani. Kusura bakma. Oha ya. Çok işimiz vardı. Yalnız başıma bıraktı beni. Of. Çok merak ediyorum acaba bir gün nasıl olacak gerçekten de çok özlemişim buraya. Günaydın günaydın çocuklar günaydın susar mısınız? Evet Mert yine ne işim. Bugün salı mı yine? Hayır salı değil ama yanlış salım. Nasıl Arda burada oturuyor ya? Betül sen misin? Betül Ceylan anaokulunun en iyi öğrencisi. Ne işin var senin burada? Merhaba müdürüm. Ben de çok seviniyorum buraya geldiğimde. Arda'yla bir challenge yapıyoruz. O yüzden ben de buradayım. Yani biliyor musun yani aslında olmaması lazım. Ama öğretmen olarak çok seviniyorum. Çünkü en iyi öğrenci sensin. Evet müdürüm teşekkür ederim. Yani tek dinlerim hiçbir şey de demem yürüklerine. Benim daha bir fikrim var. Sen öğretmenlik yapsan burada olmaz mı? Eskiden de çok yapardın. Evet tabii ki de müdürüm. O zaman ben bir matematik öğretmeni olayım. Tamam oldu o zaman. Yanlıştık. Evet çocuklar tanıtmak istiyorum. Benim ismim Betül Ceylan. Ben yeni matematik öğretmeniyim. Hayır matematik öğretmeni değilsin. Ben matematik öğretmenim. Müdürüm bakar mısınız bir anlatabilir misiniz bana ne oluyor diye. Siz mi? Arda'yı mı getirdiniz? Of, ne demek istiyor? Yani Arda şimdi hayırdır sizin okulunuza mı gidebilir? Hayırdır ne oldu? Hayır. Arda mı benim okuluma gelecek? Hayır. Ben Betül Ceylan'ı almaya geldim. Bu challenge oluyor deme daha Betül. Yani gelmem lazımdı. Neresin Arda? Yani buluşacaktık ya zaten. Sen de beni yalnız başıma bırakıyorsun. Ama baksana Mert bu bir challenge. Yani ben senin yerinde olsam challenge. Yani anlaman lazım beni. Tamam biliyorum o zaman anladım. Öğretmenim nasıl anlatsam ki size bu bir challenge. Yani çocuklar yapar böyle şeyler. Challenge yapanlarmış. Ben öğretmenim yani tabii ki de yani Instagram falan öyle şeyler bende de vardı ama sen geliyorsun şimdi benimle. Betül ben senin yerinde olsam hayır ben gidemiyorum öğretmene derdim. Hayır öğretmenim gelmiyorum sizinle. Ne? Nasıl gelmiyorsun benimle? Eve yolluk götüreceğim seni annenle babanla konuşacağım. Sağ ol Arda. Ben de senin yerinde olsam ben de o zaman müdüre derim. En dünyanın en kötü öğretmen oldun. Tamam biliyordum öyle bir şey. Müdürüm
en kötü öğretmen sizsiniz dünyada. Ne? Arda. Arda. En iyisi sen evde kalsan daha iyi. Evet, bugün istemiyorum seni sınıfımda. Ben de senin annen babanla konuşmam lazım. Ne oluyor size? Resmen bir oyun oynuyorlar. Ondan sonra da gelmişler böyle ayak yapıyorlar bize. Ah, kaç kere diyeceğiz? Bu bir challenge, oyun değil. Arda, en iyisi susalım ve eve gidelim. İnanamıyorum çocuklar. Gerçekten de inanamıyorum yani. Önce bir Arda'nın öğretmeni arıyor beni. Ondan sonra Betül senin öğretmenini alıyor. Ne yaptınız lan, ne diyorsunuz siz çocuklar yani? Betül, hayatta beklemezdim senden. Pişt, Betül, ben senin yerinde olsam bana gülerdim. Baba, o kadar komiksin ki. Ha, bir de çok mu komik? Betül, çok mu komik? Yani okuldan atılabilirsiniz böyle şeylerin yüzünden. Ama şimdi yapmam lazım çocuklar. Gerçekten de yapmam lazım. Aslında yapmamam lazımdı. Ama başka türlü olmuyor. Betül, ben senin yerinde olsaydım tabletimi alıp oyun oynardım. Ben yukarıya gidiyorum. Tabletten oynayacağım. Dalga mı geçiyorsun? Şu an ben sizinle burada konuşuyorum, sen burada kalıyorsun, tamam mı? Dalga mı geçiyorsunuz benimle çocuklar? Ha? Challenge'ı ben kazanacağım kesinlikle. Bütün gün yapamazsın sen onu kesinlikle Betül. Sen öyle zannet Arda. Tabii ki de ben kazanacağım. Çocuklar, aslında yapmamam gerekiyordu ama telefonda anneniz konuşmak istiyormuş sizinle. Ne? Annemim? Oh, hayır, olamaz ya. Anneme mi anlattım bunu? Kusura bakma çocuklar, yani ben size kaç kere dedim böyle yapmayacaksınız diye. Evet anne, evet anne, tamam haklısın. Evet anne, tamam haklısın, tamam, kusura bakma anne. Tamam ya, okula gideceğiz yine, tamam, kusura bakma, tek bir challenge yaptık. Tamam tamam, o dememen lazım. Evet anne, kusura bakma, tamam, kusura bakma, gerçekten kusura bakma. Tamam, yapacağız. Tamam, oldu, her şeyi toplayacağız evi. Tamam, evi toplayacağız. Of, çok kızdı annem bize. Evet, çok kusura bakma çocuklar, yani yapmak istemiyordum yani. Ama ne yapayım, beni dinlemiyorsunuz çünkü. Yani öğretmenini dinlemiyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz. O zaman tek annenize dinlersiniz yani, kusura bakmayın. Çocuklar, okulda challenge manage yapmak yasak, tamam mı? Tamam baba, haklısın. Ama çok cool'du değil mi challenge? Arda bak, bir şey diyeceğim. Ben senin yerinde olsaydım susardım. Abarttık mı acaba Betül biraz? Hayır, çok abarttık bence Arda. Umarım okuldan atılmayız.